Herkese merhaba sevgili Teknoloji Loku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hatırlayanlar vardır muhtemelen aramızda. Biz geçen sene Samsung'un bir modelini de yine böyle tanıtılır tanıtılmaz sizlerle özelliklerini paylaşmıştık. O model Galaxy S20 FE yani Fan Edition'dı. Şimdi Samsung yine aynı şekilde S21 modeli içinde bir Fan Edition telefonu üretmiş. Biz de tanıtılır tanıtılmaz sıcağı sıcağına bilgileri paylaşılır paylaşılmaz sizler için bir video hazırladık. Şimdi görüyorsunuz masanın üzerinde bir sürü telefon var. Farklı farklı renkleri var. İsterseniz önce renklerinden başlayayım. Şuna olive diye geçiyor. Böyle açık yeşil gibi bir rengimiz var. Bunları detayda göstereceğiz bu arada. Uzaktan görüyorsunuz şu anda ama. Bu birazcık böyle açık bir mor. O lavanta olarak geçiyor rengi. Şu hemen şurada görüyorsunuz. Bu beyaz rengimiz. Bir de siyah rengimiz var. Bu da grafit olarak geçiyor. Şöyle göstermiş olayım. Yine aynı şekilde burada da aynı renkleri de görmüş oluyorsunuz. Şimdi belki bu modelleri bilmeyenler vardır aramızda. İlk kez bu videoyu izliyorsunuzdur ya da daha önceden haberiniz olmayabilir. FE ne demek? Fan Edition. Yani fan sürümü Türkçe'ye çevirirsek ne demek? Belki bunu merak ediyorsunuz. Şimdi Samsung şöyle bir şey yapıyor. Bir model özellikle S20 ailesinde bunu başlattı. S20 ile başladı. Şimdi S20 ile devam ediyor. Fanlardan gelen yani markanın hayranlarından gelen önerileri alıyor, topluyor, bir araya getiriyor ve yeni bir model üretiyor. Bu genelde önceki modelin yani diyelim ki S20'de de aynısı oldu, S21'de de aynısı oldu. O güne kadar koyulmamış bazı özelliklerini koyuyor veya bazı ufak tefek detayları da çıkartıyorlar. Şimdi S20'de bu epey farklıydı ama S21'de mesela çok büyük bir farklılık yok. Yani Fan Edition'la Fan Edition olmayan sürüm arasında ufak tefek farklılıklar var. Onları da videoda değineceğim ben. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsedeyim. Alayım şu beyaz telefonu elime. Şimdi telefonu elimize aldığımız zaman 6.4 inçlik bir ekran bizi karşılıyor. Çerçeveler oldukça ince. Özellikle hani yanlardaki çok ince, üst taraftakiler de gerçekten de çok ince bir şekilde tasarlanmış. Ve tam ortada bir üst kısımda ortada bir kamera bizi karşılıyor. Ve parmağımıza dokunduğumuz zaman da bu arada kamerayı hissedemiyoruz, göremiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Kamera delik şeklinde tasarlanmış ve parmağımız hissedilmiyor. Yan tarafı çevirdiğimiz zaman ses açma kapama tuşumuz ve power tuşumuz var. Sol yan tarafta bir şey yok. Alt kısmı baktığımızda tip C bağlantı yuvamız var. Ve hoparlör mikrofon girişlerini görüyoruz. Aynı zamanda sim kart yuvasının da burada olduğunu görüyoruz. Üst kısımda da bir şey olmadığını görüyoruz. Bu arada bu modelde enteresan bir farklılık var arkadaşlar. Şimdi detaylarda onu gösterebilirim. Ben burada size anlatamam belki ama yan tarafları biliyorsunuz telefonlarda standart bir renk olur. Genelde gümüş rengi oluyor veya siyah oluyordu. Burada seçtiğiniz renge göre yan kısmının rengi de değişiyor. Örneğin lavanta rengi dediğimiz bu açık mor için de söyleyeyim. Açık bir mor rengi varken işte olive dediğimiz çok açık ve uçuk yeşil olanda da açık bir yeşil renk tercih edilmiş. Siyah da siyah, beyazda da beyaz bir çerçeve tercih edilmiş. Daha doğrusu burada gümüş renkli bir çerçeve tercih edilmiş. Bu da bence hoş bir detay olmuş. Arka tarafa çevirdiğimizde arka tarafta bizleri üçlü bir kamera karşılıyor. Kameranın hemen üstteki kameranın hemen yanında bir LED lambamız var. Bir de Samsung yazısı var alt kısmında. Bunun dışında hani fiziksel görünümünde başka bir anlatacağım bir şey yok. Birazcık teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 6.4 inçlik bir ekranımız var. Onu söyleyelim. Full HD Plus bir ekran bu. Burada önemli bir fark var. S21 modelinde 6.1 inçli ekran. Burada 6.4 inç olmuş. Ekran bir tık daha büyümüş. Onu özellikle belirtmek isterim. RAM ve depolama kapasitesine bakacak olsak 8128 ve 8256 iki farklı seçenek olacak. Başlangıçta muhtemelen 8128 de gelir sonra 256'lık da eklenecektir. İşlemci tarafında Exynos geliyor. 2100 işlemcisi geliyor. Snapdragon'un sürümü de olacak bunun ama hangi ülkelerde onunla çıkacak onu bilmiyoruz ama Türkiye'de Exynos'la çıkacağını söyleyelim. Onu altını özellikle çizelim. Ekran tarafında 120 Hz'lik bir adaptif bir ekranımız var. Yine Dynamic AMOLED dediğimiz ekran türünde bir ekranla geliyor. Android 12 geliyor. Burası önemli arkadaşlar. Doğrudan doğruya Android 12 ile gelecek. One UI 4 ile gelecek arayüz olarak baktığımızda ki Samsung'un arayüzü biliyorsunuz bunu. Şimdi burada önemli farklılıklardan bir tanesi biliyorsunuz S21 modelinde Gorilla Glass Victus vardı ön korumada. Bunda da var. Burada sorun yok. Burada bir farklılık yok daha doğrusu sorun demeyelim ama arka tarafa geçtiğimizde ise arka tarafın koruması Glastic isimli özel bir korumayla geliyor. Burada neden böyle bir şey tercih edilmiş? Kablosuz şarj desteği var bu modelde. Kablosuz şarj içinde böyle bir teknoloji kullanmak gerekmiş. Kablosuz şarja ek olarak bir de ters şarj özelliği var. Hani böyle kablosuz şarj olabilen işte kulaklık kutusu olabilir, saat olabilir, hatta diş fırçası bile olabilir. Onu bile bu cihaz yardımıyla ters şarj özelliğini açarak yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz genelde üst düzey
Orta modellerde pek bulunmuyor ama üst düzey modellerde bulunan bir özellik. Yine Samsung da bu modelin üzerine koymuş. Bu arada onu söylemeyi unuttum. O önemli bir detaydı. Galaxy S21 Fan Edition'ın 5G özelliği de olacak. Zaten isminde de böyle bir 5G var. Ben söylemedim ama isminde bir 5G var. Türkiye'de 5G henüz yok ama muhtemelen 2023 sularında, yani 2023 yılında geleceğini tahmin ediyorum ama bu bir tahmin. Onu da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamerada da önemli farklılıklardan bir tanesi var. Aslında çok da büyük bir fark yok. 12 megapiksel bir ana kameramız var. 12 megapiksel bir ultra geniş açımız var. Bir de şimdi normalde S21 modelinde 64 megapiksellik bir kamera vardı telefoto tarafında. Bu modelde ise 8 megapiksellik bir telefoto olduğunu belirtelim. Yani arada böyle küçük bir fark var. Onun dışında kullanılan işte sensörler vesaireler hemen hemen aynı. Alacağınız sonuçlarında 3 aşağı 5 yukarı aynı olacağını söyleyeyim. Şimdi şu anda da ekranda görüyorsunuz. Hem ön hem de arka kamera çektiğimiz fotoğraf ve video örneklerinde şu anda ekranda görüyorsunuz. Oradan da en azından kameranın nasıl fotoğraf çektiği konusunda siz de bir fikir sahibi olmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G telefonundan çekiyorum ve 4K 60 FPS ön kamera. Bakın ön kamera, burası önemli. Samsung son dönemde özellikle ön kameralarda da 4K 60 FPS sunmaya başladı. Şu an dışarı çıkarma ihtimalimiz yok bu telefonu. O yüzden kapalı bir mekanda böyle bir kayıt yapmış olduk. Evet, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G ile çekiyoruz. Ana kamerayı kullanıyorum şu anda. Tabi 4K 60 FPS çekiyor. Şu anda maksimum çözüme çektiğim için, evet, gördüğünüz gibi bakın burada zoom da girebiliyoruz bu arada. 10x'e kadar zoom girebiliyoruz. Tabii ki birazcık dijital bir zoom olmuş oluyor. 1x ve 10x arasında 4K 60 FPS'de de oynayabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi netlik vesaire. İşte bu şekilde. Siz de bu telefonu aldığınız zaman kapalı bir mekanda bir kayıt yaptığınızda, video kaydı, ki şöyle de ışıklarımız var bu arada çekim alanımızda, bu şekilde bir görüntü kalitesine ulaşmış olacaksınız. Gelelim pil tarafına. 4500 mAh'lik bir pilimiz var ve 25 Watt'lık kablolu şarjı destekliyor. Bu yani 25 Watt'a kadar kablolu hızlı şarjı destekliyor. Şimdi ürün yeni tanıtıldı, biliyorsunuz. Peki Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne olacak? Hemen bunu soruyorsunuz. Ben sormadan söyleyeyim sizlere. Bu ürün muhtemelen Ocak ayının son günlerinde ya da Şubat ayının başında gibi Türkiye pazarında piyasaya sürülecek. Ancak fiyat konusunda henüz net bir bilgimiz yok. Çünkü malum kurlar çok değişken. Özellikle son 1-2 aydır kurların çok değişken olduğunu hepimiz gördük ve yaşadık bu durumları. O yüzden net bir fiyat bilgisi bize verilmedi ama fiyat bilgisi belli olduğu zaman açıklama kısmında sizlerle paylaşacağımızı söyleyelim. En azından sizin de bu konuda bir bilginiz olmuş olur diye düşünüyorum. Ama bu model birazcık hani amiral gemisi değil ama amiral gemisi özellikleri de sunuyor. Tahminen o bir orta seviyenin üst kısımlarına yakın bir cep telefonunun fiyatına yakın bir fiyatı olacağını tahmin ediyorum. Evet, bir ön incelemenin daha sonuna geldik. Bu bir inceleme değil, detaylı bir inceleme. Yine söylediğim gibi Teknoloji Oku YouTube kanalında olacak arkadaşlar. O gün gelene kadar aklınıza takılan sorular olabilir. Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G ne gibi özellikler sunuyor? Şöyle bir özelliği var mı? Bunu yapabiliyor mu gibi sorularınız olabilir. Hepsini yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Bir de bir ricam var arkadaşlar hepinizden. Hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyorum. Orada da buradaki incelemelerimizin dışında çok güzel, eğlenceli haberler, nasıl yapılır yazıları ve diğer bütün içerikleri sizlerle paylaşıyoruz. Oraya da gelirseniz hepiniz için çok da iyi olacağını düşünüyorum. Orada da yine farklı haberlerimiz sizleri bekliyor olacak. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.